şekilde bir tane pencere açtık. Evet değerli izleyicilerimiz, öncelikle size pişirme sırasında pekmez yapımında kullandığımız tarifimizi verelim. Şimdi bu kendiliğinden bu şekilde yavaş yavaş süzülecek. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi altını yaktık bunu. Hava da biraz karardı. Daha sonrasında pekmezimiz bozulur. Gerçekleştirdik ve sonunda pekmezimizi çıkartıp damacanımıza doldurduk. Eğer doğru bir pişirmeyle pekmez yapılırsa gerçekten çok güzel bir pekmez ortaya çıkıyor.